Yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bitcoin tarafında çok önemli bir hareketlik yok. Özellikle beklediğimiz yönde bir hareketlik var. Bu alanda dediğim gibi hafta kapanışına 3 gün gibi bir süre var. Bu 3 günlük süre zarfında küçük küçük geri çekilmelerle devam edebileceğini konuşmuştuk. Yani aslında şu 2 hafta önce attığımız Doji mumundan sonra haftalıkta küçük mumlar halinde bir geri çekilme görebileceğimiz konuştuk ve bu şekilde de devam ediyor şu anda. Açık net söylemek gerekirse ben bu hafta kapanışını Bitcoin'de kırmızı yapmayı bekliyorum ve hani çok büyük düşüş hareketleriyle değil, şu an bulunduğumuz bantta belki 100 dolar aşağısında bir hareketlilik bekleyebiliriz hafta kapanışında. Onun dışında çok ciddi bir hareketlilik beklemeyeceğim. Yani Bitcoin aslında beklediğimiz gibi gidiyor diyebiliriz. Burada günlük trende baktığımızda aslında aşağı yönlü bir trend devam ederken bu alanda şu tepenin aşılmasıyla birlikte, yani burada bir yükselen tepe yaptık. Tepe, şurada da bir yükselen tepe görüyoruz. Bundan kaynaklı bu alanda yeni bir dip seviyesi görebilirsek eğer, bir yükselen dip görebilirsek bundan sonraki süreçte bir yükseliş trendi içerisindeyiz diyebileceğiz net şekilde. Şu an için birazcık daha işlemlerde geri durmak çok daha mantıklı geliyor bana. Bunun da temel sebebini söyleyeyim. Özellikle şöyle 4 saatlik tabloda çok daha net göreceksinizdir. Burada önemli destek direnç noktalarını çok dikkate almadan aşağı yukarı sürekli kırılımlar geldiğini görüyoruz. Ve bu kırılımlar genelde hani kırılım geldikten sonra tam ters yönde bir daha sert hareketle fake bir hareketlilik gördüğümüzü söyleyebilirim. Yani burada sürekli long short long short patlatma şeklinde hareketler görüyoruz. Özellikle destekler çalışmıyor, dirençler çalışmıyor. Direnç kırılıyor. Direnç noktası yeni destek görevi görmüyor. Destek kırılıyor, hemen arkasından bir yükseliş hareketiyle birlikte bu defa tam düşük trendine girdik derken tekrardan kısa vadede bir yükseliş trendi başlıyor. Bu yüzden açık net söylemek gerekirse şu anda net bir trend dönüşümü görmeden, yani trendin net yukarı veya aşağı yönlü döndüğünü görmeden bu alanda işlemden kaçınmayı tercih ederim ben. Bilginiz olsun, size de bunu arkadaşlar öneririm açıkçası. Çünkü şu anda aşağı yukarı hareketlerde ciddi anlamda destek dirençler çok dikkate alınmıyor diyebilirim. Evet, onun dışında Bitcoin tarafında çok da önemli bir gelişme yok. Dediğim gibi burada haftalık kapanışları takip edeceğiz. Özellikle bizim için 17.100 üzerindeki haftalık kapanış çok 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 kıymetli. Çünkü bu alanın üzerinde bir kapanış görürsek yükselen tepe yapacağız ki artık oradan da alım yapabiliriz arkadaşlar diyeceğiz sizlere. Süper trendin geldiği seviyeye baktığımızda şu anda 21.800, birazcık daha gevşerse çok daha tatlı noktalardan güzel alımlar yapabileceğiz. Burada bence önemli olan husus bizim için küresel piyasa. Çünkü küresel piyasada dolar endeksi destek seviyesinde, bu destek seviyesini bir türlü kıramadı. Aşağı yönlü kırmasıyla birlikte ciddi bir düşüş hareketliliği başlatacak bu alanda. Lakin şu anda direnç hatlarını zorladığını söyleyebiliriz. Burada özellikle 105 bandı kritik diye düşünüyorum ben. 105 bandının üzerinde bir günlük kapanış gelirse bu alanda tekrardan yukarı 108 bandlarını zorlayabileceğimiz bir hareketlik gelebilir ki bu da aslında küresel piyasa içinde, özellikle kripto para piyasası içinde oldukça sıkıntılı bir tabloyu gözümüzün önüne getirecek arkadaşlar. Kripto para piyasası için de şunu da ekstradan söyleyeyim. Ben arkadaşlar artık düşüşün sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bu alanda yeni bir dip seviyesi gelirse değerlendirmeyi düşünüyorum net şekilde. Ve önümüzdeki günler içerisinde de alım yapacağımıza inanıyorum. Bakalım bu fırsatı piyasa bizlere verecek mi? Bilginiz olsun. Yani geçtiğimiz videoda anlattıklarım şu anda aynen geçerli. Ben küresel piyasada artık yavaş yavaş rengin kırmızıdan yeşile doğru dönmesini bekliyorum. Dow Jones grafiğine baktığımızda burası destekle tutunmak için bir savaş veriyor arkadaşlar. Burada açık net söylemek gerekirse şu alandaki destek hattı, 32.700 32.600 bandındaki destek hattı bizim için şu anda oldukça önemli. Bildiğiniz üzere bu alanda bir düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendinden şu anda güzel bir tepki almamız gerçekten de önümüzdeki süreçte net bir trend başlattık diyebilmemiz için gerçekten önemli olacak. Çünkü özellikle bakın burada büyük dalgalar halinde incelediğimizde net bir trend oluşumu vardı bizim için. Şimdi şurada ilk dalga geldiğini varsayarsak, bu alanda ikinci dalgayı görmemizle birlikte aslında yeni bir rekor seviyesine doğru ilerliyor diyebiliriz. Yani şu trend hattını çizebilmemiz gerekiyor arkadaşlar bizim.
şöyle bir trend hattı oluşturabilmemiz gerekiyor bizim. Artık şu yükseliş trendinin üzerinde devam etmemiz bizim için oldukça önemli olacak. Bu yüzden şu dip noktasını bir an önce yapmayı istiyorum. Özellikle bu alanda güzel bir destek hattı olduğu için bizim için bu alandan destek bulması bizim için gerçekten önemli olacak. En azından burada çok daha net, çok daha güvenilir, çok daha garanti işlemler alabileceğiz. Evet, onun dışında ekstra bahsedebileceğim ne var dersek bu alanda şöyle özellikle emtia tarafında hareketlere baktığımızda bu alanda bizim için altın tarafındaki hareketlilik kritikti. Yükseliş trendi devam ediyor altında. Burada özellikle şuradaki destek hattının altına atmazsak bizim için gerçekten de güzel olur diyebilirim. Neresi orası? 1770 bandı, hatta 1780 bandı dahi diyebiliriz bu alanda. Bu bandın altına atmamamız lazım arkadaşlar. Bu bandın altına atarsak tekrardan 1740'lı bantlara bir gevşeme hareketi görebiliriz. Altının ons tarafında. Doğalgaz tarafında gevşeme hareketleri var. Burada özellikle daha öncesinde de belirttiğim gibi 740 bandının üzeri bundan sonraki süreçte önemli hale gelmişti. Şimdi de tekrardan bu bantları takip edeceğiz. 7 dolar bandı da diyebiliriz hatta şu düşüş hareketinden sonra. 7 dolar bandını takip etmemiz gerekir. Burada şu anda bir destek konumunda mı? Açıkçası burayı çok zorladık. Burası önemli bir destek değil. Bence 5.5 dolardaki destek hattı daha önemliydi. Bu alanda daha aşağılara gevşeme potansiyeli var. Özellikle bu alanda 3.5 dolar bantları falan gelirse kaçınılmaz bir fırsat verecektir. Doğalgaz tarafı. Yine gümüş tarafında da altınla benzer bir hareketlilik var ama gümüşün bir tık daha sağlam durduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki süreçte eğer altın rallisi devam ederse gümüş tarafında da bu hareketliliğin devamını bekleyeceğiz çok daha sert şekilde. Yani şu trend hattında aslında baktığımızda direnç alanı olarak burada görev yaptığını da söyleyebiliriz net şekilde. Tam da bu hatta denk geliyormuş gümüşteki direnç alanı. Satış 7 nokta. Devam edelim. S&P tarafında gevşeme hareketleri var. Bu alanda net bir toparlanma göremedik. Nasdaq tarafında yine gevşeme hareketleri var. Dolar TL tarafında özellikle burada 16.67 bantları görüldü. Buralarda kapanış gelecek mi? Burası önemli. Çünkü şöyle bir kapanış bazlı baktığımızda şu anda günlük kapanışlarda rekor kapanışlar yapıyoruz arkadaşlar. Burası gerçekten önemli. Yukarı yönlü özellikle belirtebilirim ki 19.30'lu bantları görme potansiyelimiz hala mevcut diyebilirim. Yani yarın uyandığında 19.30'u görme riskin masada bulunuyor. Bu alanda 70 dolar desteği arkada 70 dolardan bir destek bulduk. Bu destekten gevşeme potansiyelimiz var mı? Hala arkadaşlar açık net söylemek gerekirse 65 dolarlara bir gevşeme hareketi görme potansiyelimiz var. Dediğim gibi benim için hani kaçmayacak alan 65 dolar demiştim. Şu anda önümüzdeki süreçte bence 81 bandını takip edebiliriz. Bu bandın üzerine atmadığımız sürece hala bu 65 bandının gelme potansiyeli var. Ama şu da bir gerçek. Şu alana baktığımızda da aslında bir yükselen tepe ve yükselen dip oluşturmuşuz. Yani bir yükseliş trendinde diyebiliriz. Yani bu alandan alırsan eğer 74.40 bandının altındaki kapanışla birlikte stop olman lazım. Borsa İstanbul tarafı ciddi yükseliş hareketine devam ediyor. Şu istediğimiz gevşeme hareketleri bir türlü gelmedi yeni alımlar için. Bu alanda dediğim gibi kar satışını yaptıktan sonra masada devam edebilirsin bu alandan. Dediğim gibi çok ciddi bir düşüş hareketliliği gelmediği sürece yeni bir alım fırsatı var diyemeyeceğim arkadaşlar. Burada en azından tekrardan şöyle bir 1000 puanlık bir hareketlilik, 1000 puana yakın bir hareketlilik görelim ki tekrardan arkadaşlar alım fırsatı burada masaya geldi diyebilelim. Evet, onun dışında bahsedebileceğimiz bir şey kaldı mı? Şöyle bir bakıyorum yavaştan. Yani ekstrada bahsedebileceğim bir şey kalmadı. Quantifier üzerinden arkadaşlar TradingView'un bütün özelliklerini ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bunun için sadece kayıt olmanız yeterli Quantifier'e. Açıklama kısmındaki linkten kayıt olursanız da 250 dolara kadar ödül kazanabiliyorsunuz. Hatırlatmış olayım. Yine bildiğiniz üzere ben şu anda altın tutuyorum arkadaşlar. Hala kripto yatırımım yok. Altın tutuyorum elimde ve altın da şu anda dediğim gibi 2-3 kaldıraç arasında bir kaldıraçla tutmaya çalışıyorum. Bu alanda bir tık bazı pozisyonlarda riskimi artırdım.
Ve bunda dediğim gibi Kuantfer dışında başka bir borsada yapmıyorum. Yapmanızı da önermiyorum asla. Neden? Çünkü diğer borsalarda komisyon ücreti ve fonlama ücreti var arkadaşlar. Yani fonlama ücreti dediğimiz bir komisyon ücreti var. Bundan kaynaklı sürekli olarak siz aldığınız yerden satsanız bile 2 ay sonra mesela altınları zarar etmiş oluyorsunuz bu kesintiden kaynaklı. Ama Kuantfer'de işlem ücreti, komisyon ücreti, fonlama ücreti olmadığı için rahatlıkla kaldıraçlı şekilde altın tutabiliyorum. Altın niye kaldıraçlı diyorum? Bunu da tekrardan söyleyeyim. Altının karı düşük kalıyor arkadaşlar. Bu yüzden ben altına da birazcık daha güvendiğim için altını kaldıraçlı olarak tutmaya çalışıyorum şu an elimde. Bilginiz olsun. Onun dışında ekleyebileceğim ekstra bir şey yok. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Emin olun önümüzdeki süreçte kazanacağımız paranın adli hesabı yok. Acele etmenize hiç mi hiç gerek yok.